Harman vakti. Hava çok serin. Gayet güzel bir havada biçiyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı tanemiz çıkıyor. Yani tanemiz yok da pardon. Sapımız güzel. Serinle biçildiği için. Şöyle 310'la devam. İyi seyirler şimdiden. Gördüğünüz gibi tane kaybımız yok denecek kadar az, hatta hiç yok. Sıfır tane kaybıyla devam. Yalnız yerler yandığı için pek tane olduğu söylenemez. Genelde şey var, sap. Sap da yok denecek kadar az aslında. Kaldı. Çünkü arpa biçilmesi 2 ayı geçti, yani arpa 2 ay önce biçilecekti. İçeri anca geldi falan filan. Böyle işte. Sonra farklı farklı görüntüler almaya devam edeceğim. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hem bu arada arkadaşlar hatırlarsanız belki videosunu bulmuştum. Arpamızda Allah'ın izniyle hasat ediyoruz. İyi seyirle kötü seyirle güzel bir sezon olması dileğiyle. Şimdi devam. Görüyorsunuz. Tarlanın ortasına hendek yardık. Onun. Tarlanın ortasına hendek açtık. Yağmurlardan dolayı duruyor diye. Bakın. Görüyorsunuz kuşlar uçuyor. Mesela bakın yanında komşunun tarlası. Bir de bu tarla falan, bir de şuralar falan fazla düz yok yani yer. Burası da düz. Ses sıkıntısı. Bakın şu kıyıdan böyle aşağıya su iniyor kışın.
şu traktörün olduğu yerde durma yapıyor su. Durma yaptığı için tarhana arpayı çürütüyor haliyle. Çürüttüğü için biz de ortasına hendek açıyoruz pullukla. Ama yine de dikkat ettiyseniz otlu yer, hep otlu yerler var ortalarında. İşte bunlar hep yarık açılan yerler. Ki artık arpa ota karmaya başladı. Geçe kaldığı için sarmaşık otu yaptı. Biz buna tospa otu diyoruz. Bakın şöyle otlar çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Bakın gördüğünüz gibi işte şu otlar çıkmaya başladı. Sarmaşık. Yani leş gibi bir şey. Sardığında sarıyor. Şimdi biz bu arpayı birkaç gün yere döküp sermemiz lazım. Arpanın bir havalanması lazım. İçi dışı rutubetinin çıkması lazım. Kuşlar da artık son demlerini oynuyorlar. Çıkan böcekleri, arpaların kabuklarını, arpayı. Onlar da nasipleniyorlar. Bakın gördüğünüz gibi. Burada bir yarık daha var. Bakın bu yarıktan aşağıya su akıyor işte yola. Oh, let's see here.